Yine teorik bilgi olarak üçgenlerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim karaciğerde ve hani bu duktus sistikusun oluşturduğu iki tane üçgenimiz var. Biri kalot üçgeni, bir de hepatosistik üçgen. Arkadaşlar hepatosistik üçgen daha büyüktür. Bunu oluşturan hani üçgenin çevrelen yapım karaciğerin kenarıdır arkadaşlar. Ortak hepatik kanaldır ve şeydir duktus sistikusu. Bir daha söylüyorum. Karaciğer kenarı, ortak hepatik kanal ve duktus sistikus bu hepatosistik üçgeni oluşturur. Kalot üçgeni ise arkadaşlar yine ortak hepatik kanal, yine duktus sistikus. Bu sefer de arteri sistik oluşturur arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Kalot üçgeni daha küçük. Bunu oluşturan ortak hepatik kanal, duktus sistikus ve arteri sistikustur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de ben portakal anastomozları anlatayım. Portakal anastomozlar normalde arkadaşlar normal durumda hani açık değildir, kapalıdır bunlar. Fakat bir tıkanma durumunda, ne bileyim beslenemiyor durumda bunlar da çalışır. Bizim bildiğimiz 5 tane bu portakal anastomoz arkadaşlar. Mide özofagusun arkadaşlar son kısmında bulunuyor. Daha sonra İşte kanalis analisin alt bölgesinde, kanalis analis alt bölgesi, retroperitoneal bölgede, umbilikus çevresinde ve ductus venozun açık olma durumunda olabilir. Bunlar işte retrius veni diyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar mide ile özofagusun mide ile özofagusun işte alt bölümünde bulunan hani portakal anastomozu normalde şey var. İşte portal sisteme portal normalde portal sistemle hani bu mide şey yapıyor hani venöz kanını karaciğere iletiyor. Ama burada tabii hani şey de çalışabilir. Hani sistemik dolaşım da çalışabilir arkadaşlar. Normalde hani bunun zaten şeyleri arteria şey vene şey ve, yanlış söyledim ben olacak arter değil. Vene gastrica sinistra. Normalde vene gastrica sinistra. Ama işte şey olunca sistemik olunca arkadaşlar bir de şey oluyor. Normal dedik ya hani vena gastrica sinistra ama işte sistemikte vena hemangiozus kullanıyor. Bundan dolayı da hani özofagus varis kanamaları oluşabilir hani portakal anastomozlarda. Daha sonra biz kanalis analizinin alt bölgesine geldiğimiz zaman burada ne vardı? Vena rectalis superior, vena rectalis media, vena rectalis inferior vardı. Vena rectalis superior zaten vena mezenterica inferior'un bir dalıydı ve bu şeye doğru gidiyordu hani vena portaya dalıyordu. Ama vena rectalis media işte vena iliaca internaya gidiyor. Vena rectalis inferior ise vena pudenta interna gidiyor. Bunlar da sistemik hani dolaşımın bir benleri. Bir de umbilikus çevresi dedik. Burada da normalde şey var. İşte portalda şey var. Vena paraumbilicalis şey sistemikte ise işte vena epigastrica superior inferior var. Vena paraumbilicalis arkadaşlar şeyle oluyor. İşte ligamentum terasepetis ile ligamentum umbilical medianum işte karın ön duvarında olan bir şeyinde oluşturduğu yapının içinde hani o şey devam eden bir bu ven paraumbilicalis hani ligamentum terasepatis ise ligamentum umbilical medianum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. İşte sonra retroperitoneal bölgede bulunuyor dedik. Duktus'ta da şey duktus venosus'ta da hani normalde işte portal sisteme baktığımız zaman şey vardı. Hani vena hepatica işte ramus sinister hani oradan şey yapıyordu. Ama bunun yanı sıra şey vena cava inferior var. Sistemikte de vena cava inferior var arkadaşlar. Hani portakal anastomozlar bu şekilde. Hani bunları da bilin.